Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli örneklerinden biri de iğne oyalarıdır. İğne oyası, çiçek ve örgü sanatının birleşmesinden doğmuştur. Süslemek ya da süslenmek amacıyla ayrıca taşıdıkları mesajlarla iletişim aracı olarak da kullanılmıştır iğne oyaları. Bu sanatın Türk kadınına özgü olduğu düşünülmektedir. Bu oyalar Geleneklere göre günlük hayatta kalabalık içinde kadınların duygularını ifade etmesine yardımcı olmaktadır aynı zamanda ayrı bir uğraş ve emek gerektirir. Örneğin çiçek motifleri renklerine göre uyumlu bir şekilde bir araya getirilerek yapılan iğne oyası örnekleri aynı zamanda ilifler, patikler ve havlu kenarları Örnek olarak gösterebiliriz. Bu örneğimizde namazda kullanılan bir örneğimiz. Namaz için kullanılan bir çember modeli. Merhabalar. Merhaba. Ee, adınız nedir acaba? Reyhan Peylivan. Kaç yaşındasınız? 53. İğne oyası yapmaya kaç yaşında başladınız? 17-18. Tam öğrenemedim. Daha sonra 10 sene sonra hep öğrendim. Peki kimden öğrendiniz iğne oyasını? Kendi kendime meraktan çok meşhurdu. Kimse yapamıyordu. Kimseden de öğrenmedim. Zorla zorla öğrendim onu ben. Komşum yapardı yan komşum. Çok heves derdim, ben de bir öğrensem diye. Hem evine gelir sağlardı o. Sonra öğrendim ben de öğrendim. Büyüklerin, Biraz ondan öğrendim. Büyüklerinizden Biraz de... kendim azim ettim. Öğrendim. Büyüklerinizden de öğrendiğiniz oldu mu? Annenizden veya babaannenizden gibi. Benim ailemde babaannem falan onlar da yoktu. Komşularım da çoktu. Yan taraf komşularımdan öğrendim. Ve devam Çok devam. Hevesle edin. öğrendim. Çok meşhurdu. Halen yapıyorum. Satıyorum arkadaşlarıma. Bazı kişilere. istediğimi alıyorum onunla. Peki bu işten gelir sağladınız mı hiç? Evet. Arkadaşlarıma bazı kişilere sattım. istediğimi aldım. Eşime muhtaç olmadım. Çok iyi oluyor. Zevkli yapıyorum. Danteli bir unutturdu bana. İyi noyası çok zevkli. Aile ekonomisine destek oluyorum. Peki bu motifleri işlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere göre ipini seçiyorsunuz mesela? Ya da rengine karar veriyorsunuz? Cemberin içindeki renk tonlarına evet. bakarak Sarıysa sarı yapıyorum. Pembe ise pembe yapıyorum. Ayarlayarak örneklerini uydurarak ona. Peki e, o ipin kalınlığını neye göre seçiyorsunuz? Zaten iğne oyasına özel ipler var. Evet. O iplerle yapıyorum. Yani kendiniz uyduruyorsunuz. Yani evet, o renklere... renklere göre uyum sağlıyor. Evet kendim uyduruyorum renklerini. Örneklere nasıl karar veriyorsunuz? Hangi şekilde motif? Mesela bazılarında çiçek bazılarında taşlı. Tamamen kendi inisiyatifiniz mi? Örneklere kendiniz karar veriyorsunuz yani. Ben bazı kişilerden örnekler aldım. Örnek benzeri yapmışlardı. Onu aldım çıkardım hepsini. Şimdi benim hep örneklerim var. Kendi örneklerim. Onlara bakarak bakarak yapıyorum istediğimi. Kendiniz karar veriyorsunuz evet. yani. Peki bu iğne oyasını kimlere öğrettiniz? Arkadaşlarıma öğrettim. Onlar da yapıyor şimdi. Peki çocuklarınızda öğrettiniz mi? Çocuklarıma öğretmedim. Neden? Ya şimdiki gençler ne bileyim istemiyor öyle el işi falan. Hevesleri yok yani. Evet. Bizim zamanımızda 70'li yıllarda falan çok meşhurdu. Herkes yaparken he, e, yapıyordum. Bazıları yapamıyordu. Ben de inat ettim öğrendim bunu. Peki ne çeşit şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz? Vitrin içi yaptım. Gördüğünüz gibi vitrin içleri, kay, kaynanaca şarpları, cemberleri, cemberler çeşit çeşit, rengarenk, havlular. Çok güzel her şeyler yapıyoruz. Sanırım çetik gibi giyimler de yapıyorsunuz. yani. Örgü yapıyoruz, yün işleri, havlu kenarları. Ilifler, her şeyi yapıyoruz. Kaynanam da yapıyor. Çok meraklıyız biz böyle şeylere. Peki zorlanıyor musunuz? Zor bir iş mi bu? Göründüğü kadarıyla zora benziyor. Zor. Yani değişiyor. Bazılarının daha da güzel oluyor. Benimki normal. Bundan kötü yapanlar da oluyor. Ben ortayım. Yani kendinizi... Daha güzel yapanlar da oluyor. Eski insanlarımız, yaşlılar daha güzel yapıyor. Yani kendini geliştirmeyle ilgili bir şey bu. Elinizdeki oya mesela. Bu zor bir örnek mi? Zor. Çok zor bu gösterişle. Ya iğne zor. Dantel gibi değil. Zor ve kolay modelleri var yani. Göz, göz elme çok şey var bunda. Peki bir tane mesela örneği kaç günde ya da kaç haftada çıkarabilirsiniz? Bir çembere mesela. Ne kadar gününüzü alır? 15 gün. Ben ne? Ama başkaları 2-3 günde bir haftada yapan da var. Yani o kişiden kişiye göre evet. değişiyor. Tabii değişiyor. Benimle birlikte video çektiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Eski günleri yad ettin. Allah yapamayanlara da nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim hayatım.